Onları kostüm bölümüne iade eder misin Cemal? İade. Yiğit Bey, bir sonraki fotoğraf çekimine düşündüğüm kostümler bunlar. Deniz'cim, Van Dyke kralını getirir misin lütfen? İlk olarak bu elbiseyi düşündüm. Van Dam Brown ne ya? Uzak Doğu esintili bir kıyafet olsa gerek. Çok fazla uzaklarda olamaz. Sonra böyle country style böyle bir elbise kullanabiliriz. Arzu edersiniz. Güzel. Buna ne dersiniz? Basit. Bunu da kokteyl elbisesi olarak düşünmüştüm. Affedersiniz Yiğit Bey. Van Dyke Brown. Kahverengi. Olmuyor. 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 Teşekkürler. Ne yapıyorsun Mike? Çok fazla var diye beyin hücrelerini mi öldürüyorsun? Beni başka bir departmana alın ne olur. Aynen. Ben çok güzel çay demlerim. Bisküvi varmalık gerçekten. Çok iyiyimdir o konuda. Beni başka bir departmana alın çaycı olayım ben. Ofis girl olurum çok güzel. Stajyer. Sen iş mi arıyorsun? Gel benimle. Şey... Aa, mesai saati dolmuş Yiğit Bey. Şu anda mesai değilim ki ben. ...1766. Dandan Akan. Tarih miydi? Tarih olabilir mi? Bir an öyle olduğunu düşündüm de. Kodu. Ne kodu? Kim kodu? Stajyer. Yiğit Bey. Kitap bulacaksın bana bir tane. Kodu 1766. Tabii bulurum. Yalnız bunlar sıralı değil sanırım. Böyle bir problem var. Öyle mi? Hı hı. Biliyorum. O yüzden buradasın. O kitaba ihtiyacım var. Gerekirse sabaha kadar buradasın. O kitabı bulacaksın. Gerektiğini biliyorsun. Zamanımı boşa harcam. Biliyorum tabi. Engel bir mesafeler aşk yoluna, meşk yoluna. Değer mi sebepsizken ayrılığa? Baş koydum ben seninle mutlu aşk yoluna, meşk yoluna. Bulurum kaftana kaçsan da. Ne yapıyorsun? Bırakmam seni. Yalnızlar anlar beni. Oğlum. Her halimi, sevdiğimi. Hayatta terk etmem seni. Değil. Yaparım bilirsin. Deliyim gözü kara derim. Yakarım Roma'yı da yakarım. Ben bulurum seni yine bulurum. Olurum yine senin olurum. Deliyim gözü kara derim. Yakarım. Yukarıda yine uzanamıyorum. Şunlara sesi yapıp bakalım.
Ece, acele et. Şey, gözlerim. Mesajımı aldın sanırım. Ben sana diyecektim ki salı için müsaitim. Buluşup yemek yiyebiliriz. Aslında benim sana söylemem gereken çok önemli bir şey var da onu da söylemiş olurum diyecektim. Gizemliymiş. Peki. Alayım seni evden, ister misin? Aman yok yok. Yok, gerek yok. Ben şey yaparım, oraya gelirim, orada buluşuruz, tamam mı? Tamam. Salı 9'da o zaman. Salı 9'da, tamam. Gülme kasları çalışabiliyormuş demek ki. Stajyer. Efendim Yiğit Bey. Bulamadın mı hala? Daha bulamadım. Bakıyorum Yiğit Bey. Bu nasıl bir şey ya? Nasıl marka gibi oldu? Gözlerim görmüyor ki artık. Hipermetroplamiyo bağlantıda yaşıyorum ya. 8968, 9706, 600, 600 ne ya? 6789, 1766, 6000. 1766. Buldum. Arkadaş. Bulamadın mı hala? Arkanda ne var? Sana küçük bir hediyem var. Hadi kapat gözlerini. Aç şimdi. Ta-ta! Arkadaş. Babamın matbaasından ilk çıkan kitap bu. Ah, senin olsun. Küçük bir hediye. Teşekkür ederim. Bu kitabın adı Arkadaş. Ne var bunda? Ben senin ilk arkadaşın değil miyim? Peki, aşk? O kitabı niye istedik şimdi ya? Bana ne ya? Ne yapacaksın? Senin ne işin olabilir ki Yiğit'le? Yiğit bitti, ilk aşk falan yok. Bunu kabul et Deniz Aslan. Hadi, bitti. Kendine gel. Şöyle bir elbise düşündüm. Bu var, bu elimizde. Üstüne de şunu düşünüyorum ki bence harika görünüyor. Siz ne düşünürsünüz? No, 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 no! Bu go flamingo tarzı değil. Asla ne bu? Dünyaya eğer uzaylılar bastıysa ve giyecek yeryüzünde başka hiçbir kombin kalmadıysa belki. Ama öyle bir şey yok değil. Neşe Hanım. Lütfen. Nasıl?
Bence çok güzel. Harika. İşte bu. İşte go flamingo. Aferin. Excellent choice stajyer. Neşe Hanım, herkesi bir dakikaya toplantı odasına bekliyor. Tabii ki Yiğit Bey. Arkadaşlar toplantı odasına. Ela, Eda, Bera. Kara filmlerin en belirgin kostüm tasarımı olan gotik çizgiler. Bizi 1960'lara götüren büyük pırlantalı mücevherler. Ve son olarak da hala da vazgeçilmezimiz olan dirsek üstü beyaz saten eldivenlerin nasıl meşhur olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz değil mi? O kadar iyi biliyorum ki. O kadar iyi biliyorum ki hakimim konuya yani. O hep güzel, o hep zarif, o hep böyle bir insan. Ve asıl söylemek istediğim biraz sonra Audrey Hepburn'un maskülen giyim tarzında da önce olduğunu çok çok iyi biliyoruz değil mi arkadaşlar? Anlıyorum. Her şeyi anlıyorum. Çince öğrendim. Yaşasın! Huhu mu? Huhu. Yani hayır. Şimdi bu iç ses ve dış ses durumları var ya, bazen onlar karışabiliyor. Stajyer, toplantı notlarını istiyorum. Tabii ki de, hepsini aldım. Mükemmel. Bugünlük bu kadar yeter. Çıkabilirsiniz. O iş bende. Şimdi ne olacak bakalım? Hadi bakalım. Stajyer, çık. Kırıl aslan. O kitap benim. Aslan sen misin? Evet. Bu masa da benim. Kapmasınlar diye tuttum. Ablam gelecek birazdan. Şimdi izin verirseniz. Ablan. Sana bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ablanın ismi Deniz mi?
Nereden bildiniz? İnanmıyorum. Gerçekten inanmıyorum. Yani bu kadar benzeyebilirsin. Aynısın resmen. Kim kime benziyor? Ne aynısı? Anlamıyorum. Babanın matbaası var değil mi? Faruk abi. Annen de ev hanımı, Elif abla. Ha? Daha siz bunları nereden biliyorsunuz? Yiğit ben. Ablanın arkadaşıyım. Ha, şimdi anladım. Ablam sizden çok bahsederdi. Değil mi? Dombili Yiğit. Evet, o Yiğit. Gördüğüne emin misin? Evet. Buradaydı. Allah Allah. Dur ben bir arayayım onu o zaman hemen. Olur. İrem Hanım. Lobide buldum ben bunu. Bu ne ya? Arif emanetçi miyim ben? Ayrıca yani bu devirde kaset çalar dinleyen mi kaldı ya? Hemen geliyorum. Yiğit. Alo? Şu anda aynı yerde olabilme ihtimalimiz. Ben işteyim şu anda. Bir dakika sen burada mısın? Buraya mı geldin? Ne oldu? İşteymiş. İşte mi? Benzettin herhalde. Neyse bak şimdi sana kimi vereceğim? Çok şaşıracaksın. Alo abla. Abla mı? Alo. 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 Ne oldu? Kapanmış. Bir de benden arayalım. Hayır emindim gördüm. Pırıl'cığım, ablan işteyim dedi. Şişt, bir dakika. Duymuyor musun? Gel, gel. Bak, buradan geliyor. Kahve seviyorum. Ben her seferinde değiştirmeyi seviyorum. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım?
zaman yarın sabah saat 8'de burada diyelim mi? Demeyelim. Çünkü benim işlerim yoğun biliyorsunuz, değişken. Ya aşk olsun. Ablayı da uğurluruz biz yani. Lütfen darılmayın. Kim ya? Efendim? Ha Deniz, söyle bebiş. Bir çocuk şaka yapmış. Çocuk işte. Efendim? Asena Hanım. Evet. Neymiş? Tamam, tamam hadi bay bay. Asena Hanım sizi çağırıyormuş. Önemli miymiş? Ya öyle dedi. İsterseniz hep birlikte gidelim. Tamam. Kralcığım, benim şimdi gitmem gerekiyor ama en yakın zamanda ablan sen ben bir yemek yiyelim, olur mu? Tamam, olur. Ben bir eşyalarımı alayım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun sen? Hı? Asıl sen ne yapıyorsun abla? Şişt, sus bakayım, sen ablaya hesap mı soruyorsun? Bak beni sinirlendirme, bana bak. Anneme şikayet ederim seni, duydun mu beni? Burada ispiyonlanacak birisi varsa ben değilim, sensin. Yok canım, bana bak bir şey soracağım sana. Şişt, dinle. Dergide çalışıyor falan dedin mi? Hayır demedim. Londra falan öyle bir şeyler söyledi mi söylemedim, bana bak. Ne Londra'sı abla, sen iyice delirdin. Seni o kadar çok seviyorum ki. Oh gülüm. Dur dur. Dur kurbanım, dur kaşlarımı düzelteyim. Oh, oh gül kokulum. Ya kardeşim abla, benim. Tamam. İşte bu. Hak ettin. Gel gel. Tamam bak al. Al bunu. Merve'lere çok selam söyle. Ablam ısmarladı dersin. Herkese bir şeyler ısmarla. Tamam mı kardeşim? Herkese bir sakız ısmarlarım abla. Tamam ablacığım, hadi gel. Sonra konuşalım mı? Aman diyor. Ah korktum yani. Bir anda karşıma çıkınca. Bak. Bak bak tut ellerimi. Zangır 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 titriyor. Çarpıntı yaptı bak. Asena Hanım, stajyere önemli olduğunu... Durun! Durun benim adam! Durun! Durun! Yeni kız. Stajyer. Pardon, benim yüzümden oldu. Kusura bakmayın, benim kafam bazen çok karışıyor. Bir hata yapmışım, kusura bakmayın. Biraz dikkatli olacak mısın artık? Yoksa böyle devam mı? Hayır, bileyim de ben de ona göre bazı kararlar alayım. Gençlik işte. Aklı beş karış havada. Ben işime döneyim. 10 dakika içinde toplantı istiyorum. Herkese haber ver. Becerebilecek misin? Maillerinizi okudum. Dosyalarınızı inceledim. Sizin amacınız ne? Ben sizi profesyonel insanlar sanıyordum. Bu fikirlerin hepsi ilkokul seviyesinde. Bunlarla dergiyi birinci sıraya çıkarmamız en kibar ifadesiyle hayal. Bunun bir de kabası var. Editör, emin ol duymak istemezsin. Yiğit Bey, affedersiniz ama bu fikirler hepimizin onayladığı fikirler. Eğer yalnızca başlıklara bakmayıp biraz inceleyebilseydiniz... Başlıklar içeriğini anlamam için yeterli değil yani, öyle mi diyorsun? İnceledim ve kararımı verdim. Zayıf. O zaman ben size şöyle izah edeyim, pardon. Yiğit Bey, ben size şöyle izah edeyim o zaman. Şimdi biz eski işte arkadaşlarla beraber toplantı yapar. Yani
toplantıyı şöyle yapardık biz. Bir beyin fırtınası şeklinde olurdu bizim toplantılarımız. Yani herkes çekinmeden, yargılanma korkusu olmadan özgürce fikirlerini ifade ederdi ve geri bildirim alırdık. Hani laf lafı açardı ve böyle hani bir keyifli bir sohbet ortamı olurdu. Yani belki böyle... O zaman keyif istiyorsan ben seni hemen şu anda evine gönderebilirim. Benden izinle. Gidersin eve, uzatırsın ayaklarını. Akşama güzel bir maç var. Açar onu seyredersin. Özgürce. Özgürce keyif yapmak istiyorsan evine gideceksin. Biz burada ciddi bir iş yapıyoruz. Peki size çok sevimli bir şey sorabilir miyim? Maçı izlemeye gelmek ister misiniz bu akşam? Konu kapanmıştır. Neşe Hanım. Buyurun İyiz Bey. Cengiz Tarhan'la randevu işini halledebildiniz mi? Henüz kendisine ulaşamadık. Çok meşgulmüş. Henüz ulaşamadınız. Çok meşgul. Yani bunu da halledemediniz. Tamam. Bundan sonra ben ilgileneceğim bu işle. Size 20. yıl özel sayımızda onunla çalışmak istediğimi söylemiştim değil mi? Yiğit Bey. Toplantı notlarını... Toplantı mı yapıldı ki notu olsun? Sil at hepsini. Bir de seninle uğraşmayayım. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.